Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şu an ne yapıyoruz? Annemden babamdan hatıra olan eşyalar, çok kötü rutubet ve pas gibi şeyler olmuş. Onları parlatacağız. Bu ben nişanlıyken annemle babam hacca gitmişti. O zaman oradan getirdikleri zemzem seti. Şöyle minik minik kadehleri var. Şöyle pardon bardakları var. Bu lokumluk benim bildiğim. Şunlarda gül suyu oluyor. Bu iki tane de. Şunda da buraya zemzem koyuyorsunuz. İşte misafirlerinize böyle doldurup tepsiyle ikram ediyorduk. Annemler haçtan geldiğinde. Bu Belen'deki evdeydi. Bayağı kötü durumda. Bunları şimdi limon ve iri tuzla ovalayıp parlatacağız. Eski haline döndüreceğiz inşallah. Bu da bilmiyorum biliyor musunuz? Havan. Bakırdan yapılma el havanı. Ya yani eskiden mesela eti, patatesi, işte biberi falan bunda döverdik. Hatta karabiberi, kimyonu falan da bunda dövüp toz haline getirirdik. Bu da bana hatıra kaldı. Şimdi onları bakalım parlatma çalışmasına girişiyoruz eşimle birlikte. Biz başlayalım. İnternetten araştırdığımız kadarıyla limon ve tuz bunları parlatıyormuş. Deneyeceğiz. İşe yarayıp yaramadığını sizler de öğrenmiş olacaksınız. Şöyle tuz, limonun şu kısmını işte tuza batıracağız. Nereye başladı orada? Bu tuz da iri kaya tuzu. Çok iri değil yani böyle normal tuz gibi. Bak şöyle. Şuraya batırdın. Tam Bir sür. batırdım. Komple yedir. Sonra ovalayacağız. Ama suya akıyor. Ha, Nasıl oluyor. yapayım Bir ben? tane şuraya Şöyle mi ters. geleyim? Şunu alayım bari orada. Şunun üstünde yap. Bayağı olgun çünkü limonlar. Önemli olan suyunun zaten işi şeyde. Bu. Elimde yara varmış. Hiç fark etmedim bile. Şöyle. En diplerine kadar baya baya fark ediliyor. Siz de görüyorsunuzdur. Şöyle bakın. Şurada bana bir tane eskisinden var. Şununla şunun farkını görebiliyorsunuz. Bir tarafını yaptım sadece daha. Bunlar Dip Belen'deki köşeleri evde amuk. olduğu için şöyle giriyorum Yok ama yok. kutlarına Ayrı. olmayacak. Şu köşeler dipler pamuk yardımıyla daha güzel oluyor. Bak parlıyor. Pamuğa ne yapıyorsun? Pamuğa şuraya Limon azıcık mu limon sıkıyor? sıkıyor. Şöyle sürüyorum ben. Dipleri alıyor. Şeyle olur mu acaba kulak çöpüyle? O en ince kısım olursa olur tabii. Ama gerek kalmıyor. Bunda yok o kadar ayrıntı da Şu altı mesela şu şuraya içe. şeyde olabilir. Evet. Gül suyu şeyleri var ya. Böyle yaptıktan sonra da havlu peçeteyle iyice kuruluyoruz. Farkı ortaya çıksın. Sonra yıkayacağız zaten. Oldu herhalde. Kapa Kapatacağız. taslak. Şu içini. İçi için ince mi kesseydim acaba? Bak. Baya baya fark var canım. O içine bak, içine farkına bak. Çok. Bak, mis gibi. Havan da olursa var ya ne güzel olacak. Deneyeceğiz onu. Şunları bir yapalım da. Valla benim çok umudum yoktu ama ne güzel oldu. İnternette araştırdım, bunları önerdiler, tuttu.
şey, pamuk şu tam ince yerinde. Tuz atıyorum, üzerine de limon suyu. Tabii. Ama ne kadar kaliteliymiş bak. Kaç yıl oldu? 21, 22. Hey gidi günler, hey. Biz nişanlandıkta 15 gün sonra falan gitmişlerdi. Bak bakayım oldu mu? Bakayım. Güzel. Havlu peçeteyi ne yaptık? Ben de çöpleri şey yapalım kenara. Yaptıklarımız çok güzel oluyor. Şöyle kameraya tutsana. Allah Allah. Çok tatlı oldular. Bunları şey de yapabilirim ha. Yani tabii ki zemzem seti de. Onu da parlat. Gelen misafirlere kahve şeyi. Zaten daha tuzla limon değdiği an başlıyor parlamaya. Bir limon daha kestirelim biz. Ben hallederim. Çünkü büyük tepsiye gireceğiz ya. İki tane hatta. Bir de bez getirdim. Darbe mi? Oksitlenmiş burası farklı bir şekilde. Şey ya Belen, rutubet çok rutubet. Bunun altı o kadar parlamadı. İçine tuz at. Attım. Tamam. Limonu şöyle döndür, kabuğu da değsin. Kabuğundaki asit de işe yarıyor. Bunlar bir de eski limon şey olsa taze toplanmış belki daha etkili olur. Bilmiyorum. Hoppa. Ekibe bak. Şöyle yaparsak daha net olur ha. Aynen. Bak, tepsinin içine de bak, farka bak. Bak bak nasıl parlamış. Ay ne güzel oldu. Şimdi tepsiyi yapayım mı? Yok, önce şunları bitirelim. Dur onlar bir bitsin. En son tepsisi. Bu ne? Bu ne işe yarıyor? O lokum. Öyle mi? Şu diğer iki tanesi de gül suyu. Ah şu gül suyunu yapalım. Ama limon bitti. Pardon, bunun biri gül suyu, biri hacı kokusu. Hmm. Doğru ya. Bunu şey olacak, şark köşesi, ortada hani böyle bakırdan bir tepsi oluyor ya. Onun üstüne de bunu koyacağım, çok güzel olur. Zaten doğuda benim bildiğim öyle.
Evet, bu limon bitti. Şuradan da biraz rastlanlar alalım. Yani o havlu peçeteden kahveyi gönderilmiş, pardon. Nasip olur günün birinde yaparsak. O zaman senede bir kere bunları böyle parlatacaksın, hani rengi kötüleşmeye başladığında. Ya buralar o kadar rutubetli değil. Yıllar oldu şimdi belende. Bak. Tarafa bak, kapağa bak, şeye bak. Ay çok güzel oldu. Şunların güzelliği ne? Sen bunu kullan, bunda daha var. Ben gideyim limon getireyim. Sen limon al da gel. Ondan sonra devam edelim buna. Ay yallah ya, bismillah. Bu da tamam. Şimdi şunu da at. Bak bunun içi temiz kalmış, farkında mısın? Kapalıymış ya ağzı. İçi temiz. Bak kapağın içini. O temiz kalmış. Yine girmiş tabii ki, oksitlenmiş. Bak şu ağız kısmına kulak çöpü mü gerekecek? Yapalım en son. Onu sonradan düzeltiriz. Sanki. Aslında var ya şu tepsiye şuraya koy. Bu da Alaaddin'in cemi gibi bir şey çıkmasın sonra. O olayınca cin çıkmasın. Bilmem. Şurada diyorum kalsa, içine şey dök. Yok ya. Hayır, limon dökülsün. Olsun. Şöyle. Bir yandan parlasın. Akacak çünkü su tepsiden. Buraya koydum işte. Acaba karbonatla olur mu diye düşünüyordum. Karbonatla tuz ya da karbonatla sirke. Karbonatla limon da temizliyor da, bu sarılar için tuz dediler. Bu ince kısımlarını belki sonra yaparız. Şeyle, işte dediğin gibi. Kulak çöpüyle. Bunlar biraz işçilik gerektirecek en sona. Ben bütün havlu kağıtlarıyla yap. Çok parlamadı sanki. Parladı ama o şekiller gibi değil. Bunlar çok kararmış ama. Bunu bir tur daha gidebilirsin belki ona. Tepsi de çok kara. Tepsi şimdi pırıl pırıl olacak. Ona geleceğim şimdi. Nasıl şey kokuyor, böyle metal gibi değişik bir koku. Değil mi? Oksitlenmiş ya. Oo. Kurşun sanki kokusu var. Kurşunla mı yapılmış acaba? Bak. Bu üstündeki çıkarttığımız oksitler asitle buluşunca dışarıya tepkime yapmış. Ama gene de. Yok, parladı. Yani. Çok güzel oldu. Şey var ya, hani böyle ayran bardakları, ona benzemiyor mu? He, şu lokantalarda getirilenlerden mi? Aynı böyle pul pul falan.
Dur. Bak bunun şey yeri de farklı, gördün mü? Yerinde yoktu sanki öyle. Acaba bu kırılmış sonradan mı yapıştırmıştı? Kullanım amacı farklı, o şekli öyle. Bunlar hiç kullanıldı mı? Tabi annem Gilhaç'tan geldiğinde hepsimize ikram ettik. Burası olmadı. Çok oksitlenmiş. Çözülmedi. Parladı. Çok güzel oldu. Çok kötü bir şey çıkmış. Çok oksitlenmiş bu. Çok. Aa, şimdi bak biraz parlattı. Biraz zaman istiyor. Evet. Burası bile parladı. Eline sağlık. Çok güzel oldu. Nasıl güzel deseni varmış. Unutmuşum. Vallahi. Çok fark var ama. Tabii canım. Şey yapsaydık. Öncesi sonrası. Öncesi var zaten. Yanımızda dururken de. Fotoğraf olarak. Bak şimdi. Ver bakayım. Harika oldu. Sonrası. Siz de görüyorsunuz. Nasıl oldu? Tabi kullanılmaya dediğim gibi belende aşırı rutubet olduğundan oksitlenmişti. Şimdi sanki haçtan geldiklerinde getirdikleri gibi ilk günkü gibi oldu. Bunu her gördüğümde ikisi de aklıma düşecek. Şimdi şu tavanımızı da bakalım. İnşallah o da biraz parıldar. Onu bilemiyorum. Onun çünkü demiri farklı. Onu... Aynen, bunun malzemesi çok farklı. Ama sanki o da parlayacak. Bu şöyle söyleyeyim. Ben kendim bildiğim bileli var. Kendimi hatırladığımda da 5-6 yaş yani. Yaklaşık 40 yıla yakındır var. Belki de annemin şeyinden bilemem. Bir tane daha limon alacağız. Bitti mi? Bitti. Şunlar dolu değil mi? Hayır, bunlar bitti ya. Bak, dümdüz. Ozan Efe. Ozan. Bak, parlıyor.
Parlayacak da limon lazım bana. Tamam, biraz. Şimdi ben havanın eli derler bunu. Yani böyle işte patates şu bu dövmek için bu tak 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 diye. Bunu parlattım ya, şimdi onu parlatıyor. Şey geldi aklıma. Rahmetli babam mevsimi geldiği zaman buraya sakarcı avlamaya gelirdi Mersin. Tabi o zaman Mersin'de bir bağlantımız yok. Onun böyle bir tane halaskası olurdu sırtında. Şöyle tulum gibi ayakları çizmeli naylondan bir şey olurdu. Böyle sazlık alanda olurdu sakarcalar. Çünkü suya girerlerdi yani gölet kenarında falan. Bu havanda ablamlar acı biberden böyle kurutulmuş acı biber, pardon. Hani kapyanın acısını düşünün, böyle bayağı acı. Onu zeytinyağı koyup döverlerdi. Yani biber dövmeci derlerdi. Hataylılar belki bilirler. Hatay'dan beni izleyen takipçilerim çok. Ondan koyarlardı. Azık götürürdü yemek olarak. Ondan sonra helva koyarlardı. Bir de şimdilerde meyhane pilavı deniyor. Aslın baş denirdi bizde. Yine o acı biberle yapılırdı o da. Bunları götürürdü ki yanında kış günü geldiği için hani üşümemek adına acı yerdi daha çok. Şimdi o geldi havanı görünce, ablamın biber dövdüğü günler. Patatesli sıkım yaparlardı. İçinde böyle patatesi haşlarlardı. Bana verirler bunu. Mutfakta da böyle banyoya girişe, o kapının ağzında, hani fayansın üstünde kırmayalım, orası beton. Ben otururdum oraya. Patatesleri döverdim. Patates artık böyle öyle bir hale gelir ki süner. Böyle. Şimdi ne diyoruz biz ona? Püre. Patates püresi gibi düşünün. Ama bunda dövülen patatesin lezzeti hiçbir şeyde yok. Hatay'da hala anneler kızlarının çeyizlerine bundan muhakkak alırlar yani. Özellikle Kırıkan, işte Belen, İskenderun, Antakya. İskenderun'da çok değil de Antakya, Kırıkan, Belen kısmı. Her kızın çeyizinde muhakkak bir tane havan olur. Bunda mesela annem et de döverdi. Böyle sinirsiz lop et diye tabir ettiğimiz etlerden. Onu da döver döver döver. Yine onu neyin içine koyarlardı ya? Yine böyle patatesli sıkım tarzı bir şey yaparlardı. Onun içine koyarlardı. Evet, tamam mı? Bak. Şimdi bakın havanın güzelliğine, her yeri nasıl güzel parladı. İçi dışı tertemiz. Bunlar da öylesine. Emek ettik, gayet de güzel oldu. Elimize kolumuza sağlık. Ben diyordum yani nasıl yapalım, nasıl edelim, bunlar nasıl parlayacak. Şuraya ben TV ünitesinin üstüne koymuştum. Şimdi bunları da sudan geçireceğiz değil mi? Tabii, bir temizleyeceğiz onları. Evet, tamam, bunları da halledelim. En son halini size göstereyim, yıkanmış temizlenmiş bir şekilde. Hadi bakalım. Şimdi parlattık, yıkadık, kuruttuk. Gördüğünüz gibi bakın, eski halinden hiç eser yok. Pırıl pırıl oldular. Size gösterdim zaten videonun başında. Bu kapkaraydı, özellikle tepsisi çok kötüydü. Bir de şunlar bayağı bir kötüydü. Tamamen orijinal haline dönmese de gayet güzel. Bakın artık ayna gibi görünüyor. Böyle dizdim. Şunların içlerine varasıya kadar parlattık. Gayet güzel oldu. Havanı da göstereyim hemen size. Burada oda. Bakın. İçi falan pırıl pırıl. Burası çok ışık. Ay, dur, kıpırdama bir yere. Şurada göstereyim daha net. Bakın. Bayağı da ağır. Kaç kilo var ki bu? 2 kiloya yakın sanki. Bu da onun
eli bu şekilde. Evet, artık bunlar bende böyle kullandıkça, andıkça hatıralar tazelenecek dediğim gibi. Şunda özellikle çok 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 fazla anım var. Bunu ben oyuncak gibi de kullanırdım küçükken. Bunda patates, biber falan dövdüğümde çok oldu yani. Size böyle bir hem pratik bilgi olsun dedim. Hem de hatıralarımdan da bahsetmek istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca acımı benimle paylaşan, ben ağladıkça benimle ağlayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bazı şeyleri hatırlayınca gözyaşları durmuyor. Sular seller gibi akıyor maalesef. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.